Sırrımlıkta tutarımız var. Ama bu hile... Hani belki de şu an elinde tutuyorum, anladın mı? Ses verin be! Arda gördüm seni, Arda gördüm! Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Rende Halsiyosu, Alper Rende. Bugün yine Sıkıyor Seyahat videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Bu arada dışarıda felaket bir yağmur var. Onun sesi geliyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Sıkıyor Seyahat videolarında biliyorsunuz farklı maddeler deniyoruz. Sizlerden de denememi istediğiniz çılgın şeyleri aşağıya yorum kısmına bekliyorum. En çılgın şeyleri bir sonraki Sıkıyor Seyahat videosunda deneyeceğim. Umarım sizin dediğiniz çıkar. Ayrıca maddelere geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda tamamen ücretsiz ve ücretsiz de kalacak. Ama hazır ücretsizken... abone olursanız mutlu olurum. Evet, Türkçem biraz kötü. O zaman ilk maddeye geçelim. Samanlıkta iğne aramak müthiş bir deyim. Ve bunu daha önce deneyen oldu mu? Acaba deneyip de mi bu deyimi buldular? Bilmiyorum ama biz bunu denemeye kalkıştık. Bakalım samanlıkta iğne arama challenge'ımızı gerçekleştirebilmiş miyiz? Evet, bu saçma şey için gerçekten gittik. 3 kilo balya, 3 kilo ne ya? 3 balya saman aldık. Ofisimizin ortasına böyle löpçük diye koyduk. Elimizde iğnemiz, şöyle göstereyim. Beyler, bu iğnenin başına bir şey gelmemesi lazım. Bu benim büyük büyük dedemden kalan yadigar iğne. Yalan söyle. Kırmızı çıkartmasın da ona sağlamış. Haydi açalım bakalım neler olacak. Gidiyor. Gidiyor. Biz bakmayalım nereye. İğne gidiyor. Bunu alan, bulan 1000 TL çalışır. Quick, gördüğünüz gibi. Hop. Gitti. Samanlıkta iğne bulma challenge'ımız artık başladı. Riyaz ne yapıyorsun? Şöyle mıknatıslarımız var. Ama bu hile... Hani belki de şu an elinde tutuyorum, anladın mı? Hani... Kerem. Efendim bunu 500-500 bölüşelim. Planlı bir şekilde ayıralım bak. Tekmez seni ben. Tamam. Şu alalım, ayıralım. Şurada inceleyelim. Kalsın orada. Öbür yerle ayıralım. Tamam. Bas siktir. Hadi be! Oğlum! Hadi be! Şaka yapıyorsun! Vallahi gittim masadan aldım, buraya attım. Bulmuş gibi yaptım vallahi. Çok güzel oldu. Oğlum! Bu sırt fazlası yeter diyor. Bak, iğneye yaklaştıkça ötüyor. Bak, burada. Yok yok, bunun kullanım amacı farklıydı. Ben bunu birazdan şunu anlatayım. Şunu al mesela. Komple aleve verelim. İğne yani, kalır. İğne kalır. Riyaz çakmağı getir. Belli ki biz bu iğneyi bulma şansımız yok. Biz arkamızı dönelim. Yönetmenimiz Ozan bizim ufak Rende'yi saklasın. Biz onu bulmaya çalışalım. Beyler, kırmızı Rende'yi bulan 500 TL temiz kazanır. 3, 2, 1, başla. Bence Ozan böyle köşeleri köşeleri bırakmış olabilir. Ay Allah Allah. Oğlum bile büyük parçalar var arada. Aa buldum. Aa. Yes, yes be. Yes be. Beyler, samanlıkta iğne bulmak zor olabilir. Ama Rende bulmak o kadar zor değil. Buradan bunu keşfettik. Lan. Lan. Ne oldu lan? O ayağıma bir şey battı ve iğne. Of. Oğlum! Nasıl saatlerim bir şey batıp batıp... Ayağıma mı battı? Ayağıma batıyor. Bak saman diye bir şey demiyorum bak. Oğlum o zaman ne oldu? Demek ki sunumu farklı yapman lazım. Hani şey, Rende arayacağız. Sana bakmıyoruz ki, biz Rende'ye bakıyoruz deyince hemen hop buradayım. Hayır, hemen ayakkabıyı giriyor. Sana 1000 liranı veriyorum kardeşim. Tamam, her türlü. Evet, şimdi beyler burayı toplaması var. Yani bu koca samanları. Valla 1000 liraya oldu. Bir şey diyeceğim. Aynen bura. Bence o masrafın içinde ya. Bir tane yardımcı bulalım. Evet, el birliğiyle zorla da olsa temizledik. Şimdi geldik ince temizliğe girmeye. Size az evvel gösterdiğim bu ürünü göstereceğim şimdi detaylı bir şekilde. Bu Dyson'ın V11 modeli arkadaşlar elimdeki. Biz her şeyi temizlemekte bunu kullanıyoruz. Ne demek o? Arabayı bile gerektiği zaman şunu çıkartıyorum. Bunun böyle başka bir sürü uçları var. Mesela şunu şöyle takıyorum.
Hop, arabamı temizlemeye gidiyorum böyle. Bütün ince detayları falan alıyorum. Burada böyle LCD bir ekranı var. Şu an işte mesela Eco modda, orta modda. Bu da böyle inanılmaz güçlü bak. Şu sese bak. Bu arada bu kadar güce çok az sesle çalışıyor arkadaşlar. Az evvel size göstermişken şimdi bunu da böyle size bir tanıtmak istedim. Ne olduğunu merak edenler olmuştur. Şöyle bir hemen şu ucumu takıp yeri şöyle bir temizleyeyim. Ayakları çekelim. Ayakları çekelim. Güzel temizle bak. Şimdi küçük yerleri kusuruyoruz falan. Bunun başka bir başlığı var mutlaka. İnce yerleri onunla alacaksın. Bir sonraki maddeye geçebiliriz. Biliyorsunuz ki kartondan dev bir labirent yaptık. Geçtiğimiz hafta videosunu da paylaşmıştık. İzlemeyenler izleyebilir. Dünyada en büyük kartondan labirenti yaptık. Dedik ki bunda bir video çektik, güzel. Neden saklambaçta çekmiyoruz, saklambaç oynamıyoruz? Çünkü biliyorsunuz biz böyle birçok farklı yerde saklambaç oynadık. Çok zevkli oluyor. Acaba dedik labirentte nasıl olur? Çünkü zaten düz yürüdüğünde kayboluyorsun öyle bir yer. Bakalım labirentte saklambaç nasıl olacak? Yine labirentimize geldik. Aynı zamanda bugün labirentin de son günü. Bu labirent bugün yıkılacak. Yıkılmadan önce dedik ki neden bir saklambaç atmıyoruz? Hazır mısınız gençler? Bugün ben de buradayım. Yes. Burada sen bir ayağa kalkabilir misin? Kanka ben şöyle. Ya sen nasıl saklanacaksın ya? Bakacağız duruma göre bakacağız. Dev labirentimizde istediğiniz bir köşeye saklanabilirsiniz ya da benim sesimi dinleyerek benden kaçarak zamanı eritmeye çalışabilirsiniz. Toplamda 10 dakika vereceğim size. 10 dakika boyunca benden kaçabilen olursa 500 TL Quick Money kazanır. 5 dakika sonra buradayım. Herkes planını programını yapsın. Çıkız. Evet arkadaşlarımız saklana dursun. Eğer siz de abone olmadıysanız hala kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok çok mutlu olurum. Sizleri de aramızda görmekten çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Geliyorum. Geliyorum. Giriyorum girişten. Şimdiden söyleyeyim, birisini görürsem, ismini doğru söylersem elenmiş sayılır. Buradan da gözükmüyor ki. 9 dakikanız kaldı. Ses verin be. Hello. Buldum seni, geldim. Neredesin? Oğlum neredesiniz? Bu labirent o kadar büyük değil. Şu an burada değilsiniz bence artık. Bir tanem zor olmuyor mu orada sıkışık sıkışık? Biraz kardeşim. Oğlum GoPro'nu gördüm tepeden. Şuradan sakmışsın. Güzel. Bir gitti. Oğlum ya. Öf. Arda ne yapıyorsun? Arda burada mısın? Arda. Arda 10 saniye içinde çıkarsan sana bir Spider-Man öpücüğü vereceğim. Aha. Alper. Bebeğim. Hadi beni bul sevgilim. 5 dakikanız kaldı. Bu kim ya orada dolaşıyor? Bak 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 bak. Betül elendin. Ya. Betül elendin. Ya yakalandın mı? Evet kameradan gördüm ya, seni. Ya bana ne yapma o ya. Olmaz. Yakaladım işte, yakaladım. Hiç zorlama, elendin. Ya. Ne güzel kaçırdın ya. Kızım 500 lira 500 liradır şimdi. Ne olur. Her türlü hinlik var. Arda gördüm seni abi. Görmedim. Buradasın işte. Gördüm. Nerede lan bu? Neredeydi o ya?
Adam kaçtı arkadaşlar. Yanlış yoldan saptı muhtemelen. Yanlış yoldan sapınca kaçtı. Son bir dakika. Ege neredesin? O boyla nereye saklanmış olabilirsin ya? Aha buraya saklanmış olabilirsin. Hayır. Öyle kalırsın. Ya son. Bir dakika kana mı aklına geldi be? Neredeler oğlum söyle. Aha! Bak oradasın. Kimdi o? Oha gizli geçit yapmışlar oğlum. Son 15. Son 15 saniyeymiş. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Oğlum nasıl görmezsin lan? Hadi bak burada. Nasıl ya? Geçtim böyle bakmadan geçtim. Babacım. Oh shit. Ya çok ararsın. Gözlerin şuradan geliyor. Kamufle olduk burada. Kamufle. 500. Allah seni kahretsin. Dur ya. Evet arkadaşlar ikinizi tebrik ederim. 500 lira kazandınız. İBAN'larınız da yarın sabah itibariyle bulabilirsiniz. Tamam güzel. Saat 5'i geçmedi yalan söyleyeyim. Ha, 5'i geçmeden atsa. Bugün Ege'de ilk videosunda 500 lira oldu valla. Kardeşim İstanbul para kazandırıyor. Aynen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki maddeye geçeceğiz. Çok yaşa. Hep beraber. Çok. Yaklaşık bir ay önce ofisimize Kerem'i tokatlasınlar diye iki tane masa tenisi Avrupa şampiyonu gelmişti biliyorsunuz. Şimdi İbrahim ve Ziver inanılmaz oynadıkları için böyle attıklarını vuruyorlar, istedikleri noktaya atabiliyorlar. Dedim ki bir tane bıçak koyarsak o bıçağı böyle o topu böyle tam bıçağın ortasına gelip yarabilir miyiz acaba dedim. Bunu Avrupa şampiyonlarına test ettirdim. Hep birlikte izleyelim. Bugün yine yanımızda masa tenisinde Avrupa şampiyonlarımız var. Bugün ne deneyeceğiz? Şöyle bir şey yapıyoruz. Şuraya bir tane bıçak koyduk arkadaşlar. Şimdi masa tenisi topunu bıçak kesebilecek mi ona bakacağız. Uzaktan böyle arkadaşlarımız hayvan gibi abanacaklar ve topu ortadan ikiye yarmaya çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Biz yapamayacağımız için direkt raketleri onlara verdik. Haydi bakalım. Evet beyler sizdeyiz. Ah! Aydın çok yakın geçiyor ya. Oh! Oy! Oh. Oh. Var mı? Aa, bıçağın izleri var ama belli olur mu bilmiyorum. Yani kesinlikle denk getiriyorlar. Evet. Kesinlikle vuruyorlar. Ama bir tık daha hızlı vurmanız lazım beyler. Bir de çok yüksek olmuyorsun. Oh, evet bir de ısıtmayı deniyoruz. Isıtırsak daha iyi tutacağını düşünüyoruz topu. Aha. Oh. Ve o gitti. Saplandı. Aa! Oh! Yes! Tebrik abi. Bravo! Anladın lan. Çok iyi. Çok iyi. Vallahi helal. Adamlar gerçekten bir tane kıytırık bıçaktan topu yardılar. Vallahi helal olsun beyler. Elimizden geleni yaptık. Yani zaten yoruldular tabii ki epeyce bir denedik denk getirmek için. Ama helal olsun bu. Ben beklemiyordum aslında. Bu yalan olacak diye düşünüyordum. Valla bravo. 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 Süpersiniz. Başarılar. Ülkemizi temsil ediyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Videomuz bitti. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.